Ben de öncelikle bir genç kadın olarak en içten duygularımla sizi selamlıyorum ve burada olmaktan büyük bir sevinç duyuyorum. So as a young woman, I want to give my all warmest greetings to you and to say that I'm really happy to be here today. Şimdi tarihsel olarak kadının tüm mücadele deneyimlerini, kadın toplumsal cinsiyet mücadelesini yürüten deneyimimizi biraz paylaşacağım bugün. Aslında toplumsal cinsiyetin inşa süreci, aslında işte sosyalizmin bizim gördüğümüz eksiklikte toplumsal cinsiyete mücadele etmediği veya burjuva devrimin özünde toplumsal cinsiyette aslında çok etkin mücadele etmediği ve bu aşılmadığı için bununla mücadele edilmesi bizim için çok anlamlıdır. So I would like to talk about historically the experience of women's struggle and the struggle of gender liberation. I will try to share this experience with you here. The process of construction of gender was actually not enough dealt with during the socialist experience, and also the bourgeois states, the bourgeois revolution was also lacking in dealing with the gender issue. Therefore, it's really meaningful that now we are trying to struggle in this area still. Çünkü eğer biz bu toplumun yarısı isek ve bu sistemin aslında bize dayatıldığı yaşam biçiminde en çok kadın etkileniyor ve toplumsal cinsiyetinin yani çok büyük bir sorunu olduğunu görüyoruz. Biz onun için biz kadınlar olarak siyasette gerçekten çok aktif ve yani bunun için çok büyük mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun demokratikleşmesi ve daha paylaşımcı olması için özellikle bütün farklıların gözetmesi, bunu daha çok benimseyip aktif bir şekilde kadının siyasete yer alınmasını ve siyaset yapması gerektiğini düşünüyoruz. If as women we are the half of the society, and if we say that the conditions of life that is pushed by the system on us is mostly affecting women, if we say this, then we think that there is a gender problem here. Therefore, we think that women should involve in politics more, and it should be the area of the politics should be more democratic and more plural, and it should be open to every kind of differences. Therefore, we need to internalize the idea of women participating in the politics more. Ve aslında işte feminist grupların yani veya işte sosyalist kadınlar veya çok farklı kadın emekte bazı büyük bedel ve emek ödeyerek gerçekten demokratik haklarını seçme, seçilme, hakkı tanımak, medeni kanunlar yani bunlar bir aşamaya gelinmiştir. Fakat biz Kürt kadını olarak özellikle her dört Kürdistan parçasında kendi dilimizle, kültürümüzle her zaman yok sayıldık ve çatışma, iç savaşında şiddetin aslında çok dayatıldığı yer mesela bizim köylerin yakılmasıyla, işte şehirlerin yıkılmasıyla bu son dönemlerde. Ben böyle bir şehirden geliyorum, böyle bir coğrafyadan geliyoruz. Kürt kadını olarak gerçekten bunun en çok veya en fazla kadınların bundan zarar gördüğünü söyleyebiliriz. So the feminist movement or the socialist woman has experienced a lot of struggle, and they paid a lot of like they had a lot of difficulties, and therefore they could gain some certain rights like right to vote or to be elected or some civil law, and there was huge process until now. And as Kurdish women, we were ignored. Our own language, our own culture was ignored. And there was an environment where there were so many clashes and the civil war situation, and the violence was imposed on us. And I personally also come from a region where the villages and the cities were burnt down. And I have to say that in this kind of environment, the biggest damage is always on the woman.
Ve tam bundan dolayı da kadın kimliğiyle aslında toplumsal alanda yaşadığımız şiddet biçimi, tecavüzdür, taciz, gözaltındaki işkenceler veya hak ihlalleri ya da yasal olarak yaşadığımız eşitsizlik, erkek egemenlikli siyaseti aslında hani sadece talep ederek değil, çözüm isteyerek değil, kendimiz bu siyasetin içinde aktif olarak yer alıp kendi özgün örgütlüğümüzle, yani örgütlüğümüzle özgün mücadeleyle aslında hak isteme, kadın dili ve siyasetiyle kendimizi örgütlemek üzerinden buradan başladık Kürt hareketi olarak. In the social area we are experiencing violence, we are experiencing rape or harassments or torture in the custody, in the prison or human rights violations, or in the legal area there is an inequality, especially in the patriarchal male-dominated political arena there is inequality. Therefore, we started to organize ourselves with our own woman identity. We started to establish our own self-organizations, and we didn't do it in a way of demanding something, but we wanted to establish something ourselves with our woman language and woman politics as Kurdish movement. Ve siyasete aslında katılırken daha çok siyasete özgünleştirmemiz gerektiğini ve hep toplumsal alan eylemlerinde kendimizi görünür kıldık. Her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşısında kadın danışmasıyla sokaklarda sesimizi haykırdık. Cizre'de diyelim ki muazzam bir kadın mücadelesi dayanışması vardı ve her zaman da çok büyüktü diyebiliriz. So when we are participating in the politics in an active way, we also had to make it more authentic for ourselves. We made ourselves visible in the social movements, in the actions in the society against any kind of situation of legal situation and injustice situations or inequality situations. We were always on the street with the solidarity of women. And for example, in Cizre also there was always there had been always a big woman struggle and solidarity, and it is still like this. Toplumsal cinsiyeti aşmak için kendi yöntemlerimizle kadın sorunlarımızı çözmeye çalıştık. Mesela bir kadını hani bir karakola veya erkek bir polise, savcıya veya hakime, erkeğe, siyasetteki erkeğe muhatap değildi. Özgün örgütlerimizle, hani özgün kurumlarımızda kendi sorunlarımızı çözüm örgütleyip aslında kendi içimizde bunu tartışıp kendi mekanizmalarımız üzerinden bunu demokratikleşip, özgürleştirip kendi sorunlarımızı çözmeye yönelik başladık. So in order to overcome the gender problems, we wanted to solve these problems with our own methodologies, with our own ways, instead of going to police stations, instead of going to the male-dominated justice area or male-dominated political area, because all of these areas are in a way run by men. We wanted to establish our own authentic self-organizations and keep ourselves with a good moral and with our empowerment. We wanted to solve our problems, and with this solidarity, the women's movement started to organize from this point. And actually, we were thinking that is going to create a democratization and a peace in Turkey. So therefore, we made possible that the women are a subject in the political area. Bizim belediye seçimlerinde DBP olarak siyaset yürütürken toplumsal cinsiyeti, erkek egemenli siyaseti aslında bu yerel yöneticiliği aşmak ve kadın belediyeciliği geliştirmek için doğrudan siyaset değiştiren, bununla toplumu farklılaştıran, değişen demokratikleşme esas alan yöntemleri tartışıp bundan başarılı da olduk yerellerde. During the municipality elections, as DBP is the
Kurdish party, when we are running our politics, we wanted to change the male-dominated local way of governance in the region, and we wanted to develop a concept of female municipality understanding, therefore directly changing and improving the politics. And we developed those methodologies, and we actually had a success also in this. Belediyelerimizde kadının rengi, dili, siyasetiyle yönetirken sadece erkek egemenlikli toplumsal cinsiyete karşı ya da bu, olarak değil, sadece daha içimizdeki gelenekselleşen kadını da tartışarak, öz eleştirimizi vererek sokağa, yani sokaktaki, mahalledeki kadın örgütlemesine kadar indik ve en yakın çalışma arkadaşlarımızı erkek egemen siyaseti yönetme biçimiyle aynı zamanda mücadele edip demokratikleşmeyi yarattık. So when we were giving the struggle of bringing the women's authenticity, women's color into the municipality governing, actually we were not only fighting with the male dominated patriarchal structures, but we were also giving a self criticism to ourselves. So we were criticizing the traditional roles of women that were created, and we had also them in our inside. And we were also fighting with this, and we were also trying to criticize and change our closest working partners in the area, and it took at the same time a struggle in both levels, and we created a democratization in the area. 2014 seçimlerinde 102 belediye kazandık. Bu 102 belediyede eş başkan kadın vardı. Bununla tabii ki toplumla birlikte kadının siyaseti yerelden hani geliştirilmesi, bütün yerellerde yetkiyi kararlaşmada işte ortaklaşma, işte şehir üzerindeki şehir planlama, ekoloji, ekonomi, özgür paylaşımda ve belediyeciliği yaşama koyduk. In 2014 elections, we actually win 102 different municipalities, and in all of those 102 municipalities, we had the co-mayor system, so every of them had the one female mayor as well. And together with this, we were aiming to improve the women's politics from the locals, and all the women participating in the decision-making process in the local places. And it was including the city planning, economical relations, ecological aspects. So it was an understanding of free municipality running with a sharing aspect. And belediye, also bizim belediyelerde önceden daire başkanlığı, işte kadın daire başkanlığı veya buna bağlı kadın müdürlükleri, ona bağlı kadın birimleri oluşturduk. Bizden önce bu sistem yoktu. Bu bizim belediyelerde ilk oldu. Kadın eş başkanları ve kadın meclis üyeleri, kadın çalışanları ortak özgün örgütleme ve özgün kadın kurulu kurduk şehirlerde ve belediyeler öncülüğünde. So it wasn't existing before, but we established the women's offices in the municipalities. This is a system introduced by us in Turkey, that we established these women offices and their small local organizations. And we also established this system of women co-mayors that are based on their self-organization. Tabii ki bunu daha çok hani mahalledeki, evdeki kadın buna nasıl katabiliriz, nasıl yaşamak, istemleri nasıl bir yaşamak, sorunları bunları onlarla tartışıp çözüm üretip bu mekanizmalarımız üzerinden yaratıp bu onun için aslında bu kayyum 2016 Eylül'de işte bizim 102 belediyeden 98 belediyeye kayyum atandı. 188 belediye de işlevsizleştirdi. 28'i kadın eş başkan, 75 tutuklu şu an cezaevinde.
So we were trying to understand what kind of a life women want to have in the city life, in the municipalities. Therefore, we were trying to include them in the mechanisms to discuss the women in the neighborhood, women who are like at home, who are not working. And we empowered all of us together in order to participate. And then after we did all of this, there was attacks on this success. So we had 102 municipalities, as we said, and 98 of them were taken by the government, and the government was cancelling the elected representatives and sending administrators or trustees who were not selected by people, but, you know, sent by the government. So 98 out of these 102 of the municipalities were taken from the mayors, and 188 municipality was just totally cut down from their activities, and there are 75 of these co-mayors who are of these mayors who are arrested, and 28 of them are women. Aslında bizim eş başkanlık sistemimiz yasal olarak tanınmadı. Ama biz Türkiye'de işte klasik erkek egemen mevcut sisteme karşı biz fiilen eş başkanlık sistemini bütün belediyelerimizde ve kurumlarımızda uyguladık ve o şekilde yönettik belediyelerimizi. Aslında biz bunu böyle algılıyoruz. Aslında Türkiye'deki darbe kayyumla başladı bize göre. Çünkü hem 7 Haziran'da yaptığımız büyük bir başarı, hem de bu Dolmabahçe mütabakatı yok sayılarak aslında bununla faşizmi dayattı ve şiddet politikası devreye koyuldu. İşte siyasi tutuklamalar, ihraçlar, aslında toplumun demokratik olan her kesimi büyük bir şiddet devreye girdi. Özellikle kadına karşı bir saldırı vardı. Çünkü bu kazanımlarımızın elde ettiğimiz kadın olarak özellikle bunlara bağlı kadın 55 tane kadın kurumumuz kapatıldı. Yani bu kurumlarda kadın kooperatifleri, ekonomik alan, işte şiddetle mücadele, danışma merkezleri, bunların hepsine el konuldu, bazı yerlerde kapatıldı. Mesela Cizre'de benim olduğum seçildiğim bölgede bu kurumlar kapatılmadı. Ama bizim hani bu özgür kadın bakışıyla veya bu bununla inşa edilip kurduğumuz bu kurumlar, onlar tarafından bu kadına arkadaşlar çıkarıldı işten, onun yerine AKP kolları, yani aslında tekrar siyasete toplumsal cinsiyeti tekrar yeniden bu kurumlarda inşa edilmeye çalışıldı. Ve bu şekilde şu an içi doldurmuş hem AKP'nin kadın kolları ve AKP'nin gençlik kolları bu kurumlarımızda şu an kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Actually, this co-mayorship system was not legally recognized by Turkey, but we still continued our fight against the patriarchal dominance of men in the system. Therefore, we in practice established this co-mayorship system and run our own municipalities by one man and one woman at the same time. And we say that after the 7th of June elections and after this Dolmabahçe negotiation was cancelled, was ignored by the government, this coup process actually started then. So fascism was imposed on us, and there was a policy of violence everywhere, and then there were political arrestments of the politicians, and there were firing of people from their positions, and there was a specific emphasis on attack on women's organizations in this process, because 55 different women's associations were shut down during this process, and some of them were counseling centers, some of them were for women's local organization in the area. For example, in Cizre, where I come from, there were these organizations
like cooperatives or different kind of women's associations. And in Cizre, for example, they weren't shut down, but the people inside of them were replaced, and they were either arrested or sent away, the women who are working in these places, and the people from AKP were put in these positions. Yani aslında sadece siyaseten hani biz seçilmişler olarak sadece onların gözünde işte tehlikeli veya işte tırnak içinde terörist olarak tanımladıkları gibi bunlar sadece bize yönelik değil, aslında bütün kadın ve aslında halkın kazanımlarına el koyarak ve onların aslında bu şekilde kendi leri bu şekilde durdurdular. Yani bu hepsine, bütün aslında topluma bir saldırı olduğunu açıktadır. Zaten AKP işte onların diliyle, söylemleriyle AKP Cumhurbaşkanı'ndan tutun bakanlarına kadar çok ciddi ve işte açık kadın kimliğine saldırı var. Mesela işte kadın erkek eşitliği müfredata aykırıdır. Veya itaat et, rahat et, işte itaat etmek ibadettir gibi böyle durumlar yaşanıyor şu an Türkiye'de. Bunu normalleştirmek sanki bu şekilde tamamen toplumsal cinsiyeti tekrardan çok kadına büyük bir saldırı olduğunu görüyoruz. So it is not only an attack on us. Claiming that we are dangerous, we are terrorists, but also there is this attack on the whole society and especially on women, because there was some success, and this success was taken away by the government via some discourses saying that you are a woman, you cannot do it, you are a woman, you shouldn't be involved in this kind of stuff. And especially from the AKP president's discourses, we can see that there was always a obvious, serious attack on the woman's identity and woman's liberation. And they were saying some things like this: the equality of woman and man is against our understanding, against our beliefs. They were saying obeying is praying. So it was also they putting like a religious aspect to obey to the man for woman. Tabii ki buna karşı yine direnen kadınlar var. Mesela bu bütün son gelişen şeylerden. Ama yine direnen Kürt kadınlar Rojava'da kadın mücadelesi, ulusal bir konjektürde kadın demokratikleşme ve dönüşümün aslında Orta Doğu'da bunu bir umut gibi doğmuş. Yani oradaki kadın mücadelesi, kadın devrimi çok açık ve bütün dünyada bunu ispatladı. Onun işte Türkiye'de siyasete hem yerelden hem genelden doğru büyük bir farklılaşma yarattı ve aslında bunlara büyük bir saldırı olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bizim şu an tutuklu bulunan belediye eş başkanları ve özellikle bizim oradaki milletvekilleri genelde bunlar işte 8 Mart'a katıldığı için veya Nevroz Bayramı ve 25 Kasım etkinlikleri katılma gerekçe göstererek çoğu içeride tutuluyor. Biz bunu da biliyoruz. Bunu aslında onurunu savunduğu için, ilkeli olduğu için, mücadeleden vazgeçmediği için ve aslında kişiliğe bir darbe var burada. İnsansızlaştırma, değerlerden vazgeçme, inandığından vazgeçtirme, yani ahlaksız bir politikayla karşı karşıyayız. Ve burada şiddetin, faşizmin ne kadar ciddi ve boyutu olduğunu görüyoruz. But still there are women on the streets resisting against this situation. There are the Kurdish women who are resisting against this, and there are Kurdish women in Rojava giving a struggle of women and giving hope to the whole Middle East, creating a democratizing and changing in the society in the Rojava revolution.
And in Turkey, the Kurdish woman started a change from both a local perspective and in general perspective. And then this, we know that this is why they are attacking on us that much. For example, our arrested co-mayors or parliamentarians who are women at the moment are arrested because they attended to the 8th of March demonstration or 25th of November demonstration, the day against violence on women, or the Nevroz, which is the New Year's celebration of Kurdish people. So just because people are defending their honor, defending their principles, and just because they don't give up their from struggle, they are attacked. So we know that there is a attack on the personalities of people. They are trying to dehumanize the people. They are trying to make them give up from their values. And this is a policy that we are facing at the moment. And the violence and fascism is actually starting from these personal levels. And şu buraya geçmedin değil mi? Yine dikkat edersek çözüm sürecini bozmak istediklerinde önce kadına saldırarak gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Avrupa'da, Fransa'da Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şahilemiz'i katlederek başlamıştı bu saldırı. Veya abluka sırasında mesela Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de, Varto'da ve çoğu şehirlerimizde orada siyasetçiler, ablukada bulunan siyasetçilerin, işte kadın aktivistleri, halkın yanında yer aldığı için katledildi, cezalandırıldı. Ben şahsen abluka sırasında görevden uzaklaştırıldım 2015'te. Çünkü halkın yanındaydım, çünkü onların yanında yer aldım, çünkü halkı yalnız bırakmadım. Ve bu şekilde cezalandırılıyor kadınlar. Özellikle Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit çok büyük bir ağırlık ve bu anlamda çok kritik. Çünkü biz faşizmin, diktatörizmi ve aslında hem cinsiyetçiliği meşrulaştırmak istediklerinde mücadelete görünür olan, sözünü söyleyen, cesaretli olan ve geri adım atmayan kadınlara daha çok yöneliyorlar. Hem toplumda bir kırım yaratmak istediklerinde yine kadın üzerinden bunu yapıyor. Cizre'de ve Varto'da çoğu yerlerde bu son dönemde, son iki senede kadın çıplak bedenleri teşhir ediliyor sokaklarda. Ve bunlar gittikçe daha çok bununla karşı karşı kalıyoruz. Özellikle 90'larda faili meçhulların bugüne kadar Avrupa'da bile hani Avrupa'da aslında buna ortak olup açığa çıkarmaması bu faili meçhulların aslında bellidir, failleri çok bellidir ama Avrupa'da buna sessiz kalarak veya ortak olarak bunların açıklamaması, işte aslında biz bunların hepsini bu son iki sene, aslında bu son 30-40 sene, özellikle son iki sene bunlar aslında politik cinayetlerdir ve üstü örtülüp ve kapatılıyor. Ve bunlar böyle yapıldıkça bu cinayetlerin, politik cinayetlerin önümüzde, yani bununla böyle bir tehlike olduğunu görüyoruz. So when they wanted to finish this democratic peace process, the solution process, it was also first starting with the attack on women. As maybe you might know, in France, the three leaders of the Kurdish women's movement, Sakine Cansız, Fidan Doğan, and Leyla Şeylemez, were murdered in the beginning of this whole process. And also there were the curfews in the cities that people were not allowed to go on the street. And because the women activists wanted to be with their people during these curfews, they wanted to be in the cities. They were either murdered or punished. I was in Cizre. I was taken away from my duty as a co-mayor of the city in 2015 September during the first curfews in Cizre.
But still, I wanted to stay there. I wanted to be with my people during the curfew. And also the fact that Abdullah Öcalan is under isolation is affecting the situation of women a lot. So this is also really critical. And when they want to justify the fascism, dictatorship and sexism, they always try to start from the women who are really visible in the struggle, who are really not taking a step back. And when they want to create a massacre in the society, they also started from the woman. For example, there is always the issue of exhibiting, showing the naked bodies of dead woman. In Cizre it also happened. So they are bringing the dead bodies of dead naked bodies of women on the street and showing them. And there were also in the 90s, there were the unsolved, unidentified murders. Actually, it's quite known that state-related powers are kidnapping people and murdering them, but they were never discussed, or they were never enlightened who did this. And Europe was also not doing anything in this process. And now we have the same thing again during this year. And they are political murders, actually, kidnapping and murdering people. And it's always a danger in front of the women's politicians. Ve bu politik cinayetler özellikle benim seçildiğim şehirde, Cizre'de 200 üzerinde sivil insanlar, Cizreli insanlar Bodrumlarda canlı canlı yakıldı ve şehrin %30'u yıkıldı. Bunlar tamamen hani bizim gözümüzün önünde ve bunun şahitliğini, yani bunu yaşadık ve orada böyle bir 2016'da yani böyle bir vahşet yaşandı. Bunun aslında bütün bu kadar fazla yansımaması ve çoğu haberdar olmaması dünyada veya Türkiye'de en son bu olan işte vahşet katliamlar bunun özellikle bu şehirlerde yaşadığını ve bunu gerçekten artık bundan bahsetmek de çok zor oluyor. Çünkü biz bunun çok yani bu hala bunun gerçekten şeyini yaşıyoruz. Bundan dolayı şunu diyebilirim. Biz her şekilde bu cinayetlerin ve özellikle burada anlatıyoruz. Çünkü hepsinin bunun farkında olup yaşanıp bitenleri bilmek ve bununla bir dayanışma ve buna karşı aslında bir dayanışma yürütüp bu insanlığa aslında yapılan bir suç, insanlığa yapılan bir suçu burada teşhir edip ve burada söyleyip bu şekilde bunu dile getirmek istedik. Onun dışında bunu diyebiliriz biz Kürt kadınları olarak. Kadın mücadelemizi, bizim şu an tutuklu bulunan eş başkanımız Figen Yüksekdağ, DBP eş başkanımız Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak ve bütün tutuklu eş başkanlar ve milletvekilleri, arkadaşlarımızın şahsında aslında işte direnen kadınlar, mücadele eden kadınlar olarak bütün kazandıklarımıza, değerlere sahip çıkarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu şekilde tutuklu bulunan arkadaşlarımız, zindanlardaki arkadaşlarımızın orayı da demokrasi alanına çevirerek bu şekilde büyük bir mücadele ederek buna karşı sizden de bir dayanışma bekliyoruz. Ben tekrar teşekkür ederim. Sizinle burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Teşekkürler. So in Cizre, during this curfews, more than 200 civilians were murdered. 30% of the city was totally demolished, totally destroyed, and it was happening in front of our eyes. We were witnessing it in person.
in 2016 this happened, and it wasn't reported so well in the international media. And for me, it is still difficult to talk about it. I still have some effects of it on, we all have this, because it was a crime against humanity. This is why now we are going everywhere and trying to talk about it and trying to make everybody know about it. But we still say, as the Kurdish woman, we are still continuing our struggle. Our HDP co-president Figen Yüksekdağ, DBP co-president Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, all other women who are co-mayors or who are parliamentarians who are in prison, we are also resisting for them, and we are struggling as women, and we don't give up from our values, and we want to continue the values that we already succeeded. And we want to turn everybody, every place as a area of fight. Therefore, I would like to say again that I'm really happy together to be with you here. And I want to say thank you, and I really expect that we can develop further solidarity.